Eyüp Belediyesi, Şeker Hayat Özel Çocuklar İşokulu öğrencileri 2014-2015 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte düzenlenen törenle karnelerini aldı. Özel çocukların karne mutluluğu görülmeye değerdi. Düzenli ve aktif olarak okula devam eden 80 öğrencinin karne aldığı tören, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, eşi Tülay Aydın, Başkan Yardımcıları Şengül Kocabaş ve Ahmet Turan Koçer ile Eyüp Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Erhan Angıl'ın katılımıyla Şeker Hayat'ın bahçesinde gerçekleştirildi. Tören öncesinde çalınan şarkılarla özel çocuklar dans ederek doyasıya eğlendiler. Törende konuşan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Bugün birçok okulda karne sevinci yaşanıyor. Ben de sizlerin yaşadığı mutluluğa ortak olmak için özel olarak buraya geldim. Tüm öğrencilerimizi, özellikle de ailelerimizi kutluyorum," dedi. Konuşmanın ardından Başkan Aydın, öğrencilere bir yıl boyunca Şeker Hayat Atölyesi'nde aldıkları nikah ve bebek şekeri yapımı, ev tekstil ürünleri dikimi, tarihi Eyüp oyuncakçılığı süslemesi, bahçıvanlık dersleri ve davranış notlarını içeren karnelerini verdi. Özel çocukların aileleri de çocuklarını güvenle bırakabildikleri, sevgi dolu bir ortam sağladıkları için Başkan Aydın ve tüm Şeker Hayat çalışanlarına teşekkür ettiler. Hem başkanımıza ve burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şeker Hayat, şeker gibi bir hayat sunuyor bize. Çok teşekkürler. Burada çocuklarımıza değişik branşlarda eğitimler veriyoruz. Onların temel ihtiyaçlarını görmeleri anlamında. Çok yoğun kurslar veriyoruz. Çok memnunlar. Yaklaşık 80 tane öğrencimiz var. Aileler de çok mutlu. Bugün de eğitim dönemi kapandı. Her örgün eğitim olduğu gibi. Bu da karnelerini dağıttık çocuklarımızın. Çok mutlu oldular. Ailelerle beraber çok güzel bir gün geçirdiler. Çocuklarımızın da gençlerimizin sadece örgün eğitimi değil, örgün eğitim dışındaki diğer sosyal kültürel aktivitelerle zenginleştirmesi, katkı sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda projemiz tüm hızıyla devam edecek inşallah. Şeker Hayat'ın 2014-2015 eğitim yılı toplu çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.